Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, son günlerde yaşanan akaryakıt zamlarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen zamlar sonrasında ulaşım sektörünün durma noktasına geldiğini dile getiren Şahin, esnafın kontak kapatma durumuna geldiğini belirtti. Yaklaşık 4-5 aydan beri %120, %130 gibi bir zamla karşı karşıya kaldık. Bundan önce hem toplu ulaşıma hem taksi arkadaşlarımıza zam talebinde bulunduk ama bu zamlar da almadan hepsi eridi bitti. Hatta hiçbir anlamı kalmadı. Tabii ki zam da bu işlerin bir çözüm değil. Bugün mazot 20 lira oldu, indi bindi 10 lira mı yapacağız ya da taksinin açılışı 25 lira mı? Bu sefer vatandaşla ilgili sıkıntı oluyor, taşıma ile ilgili problem. O yüzden bu konunun acilen devletimiz tarafından taşıma sektörüne mazotta ÖTV'si de KDV'siz akaryakıt vermesi talebinde zaten aylardan beri bulunuyoruz. Bunu biz odalar birlik başkanımıza da söyledik, federasyona söyledik, federasyona, konfederasyona. Yani onlar da bakanlıklarla görüşüyor ama bu tabii sadece Edirne'nin sorunu olmadığı için Türkiye'nin sorunu. Her yerde taşıma sektörü şu an bitme noktasına geldi. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir margarin. Trakya birlikten. Tabii sadece Edirne'nin sorunu olmadığı için Türkiye'nin sorunu. Her yerde taşıma sektörü şu an bitme noktasına geldi. Hatta hani artık bizler bu işleri yapamayacak duruma geldik. Destek olmazsa yani ben bu işin yürütebileceğine inanmıyorum. Artık esnaf kontak kapama noktasına geldi. Yani bu şey değil, bir eylem anlamında değil ama yapamayacak yani şey yok. Mazot koyamayacak. Yani sama çıktığında arabasına mazot koyamayacak. Ya da mazot koy hadi oradan buradan buldu. Araba bir arıza yaptığında amortismanla ilgili bütün parçalar zaten dolar, euro üzerinden olduğu için arabasını yaptıramıyor. Arabalar kenarda duruyor. Ya da yaptırırken ustadan işte nedir bu kredi kartı çekiyor, şu yapıyor ama o günü geldi onları da ödeyemeyecek durumdayız şu anda. O yüzden ulaşım sektörüne acilen hükümetimizin ve yerel belediye başkanımızın ki başkanımızın da bu konularda çalışmaları var. Hep acilen bir yardımda bulunmaları gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bizler bu işi yapamayacak durumdayız artık.